Ee, yemekten sonra salonun üçte biri gitmiş. Güzel, herhalde sigara dalar gelecekler. Kimler? Rehber öğretmen ya da öğretmen. Güzel, harikasınız hocam. Peki kimler veli? Veli var mı? O hem rehber öğretmen hem veli eli aynı anda kalkanlar var. Öğrenciler kimler? Güzel. Homojen dağılım. En arkadan bayağı el sallayanlar var. Şimdi, ee, Normalde bir saatte anlattığım şeyi ben de 25 dakikada anlatmaya çalışacağım. Hatta 25 dakika 34 saniyem kaldı. Kimse soru almadı. Belki ben kısa sürede bitirirsem soru alırım diye umut ediyorum. Ee, en temelde şununla başlayalım. Şu anda bu salonun boşluğundan da göreceğimiz üzere yarısının boş olmasından bu kadar güzel organizasyon yapılmış. Ostim Teknik Üniversitesi ev sahipliği yapmış, bunun için ev sahipliği sırasında ciddi bir e, emek harcamış. Sezai arkadaşımız sağ olsun bütün bu konuda e, Türkiye çapında işler yapan konuşmacıları bir araya getirmiş. Ama bütün Ankara'dan bu kadar kişinin ilgisiyle karşı karşıyayız. Çünkü biz her şeyi çok iyi biliyoruz. E, çünkü biz duysak da cumartesi günümüzü bununla harcamak yerine dershaneye gitmeyi, işte özel öğretim kursuna gitmeyi tercih ediyoruz. İstatistikler bize bağırıyor ki, biz tercih yapmayı bilmiyoruz Türkiye'de. Türkiye'de geçen yıl sınava giren 2 milyon 350 bin adayın ki yanlışsam bu konuda en uzman isim Burak Kılanç lütfen beni düzelt Burak hocam. 2 milyon 350 bin kişi geçen yıl sınava girdi. Bunların 450 bin ila 500 bin arası üniversite öğrencisiydi. 50 bin'i kaydını sildiren üniversiteden öyle giren kişiydi. 150 bini üniversite mezunuydu. Yaklaşık 700 bin kişi daha önce üniversite sınavına girmiş bir yere yerleşmiş ve tekrar sınava girdi geçen sene. Her yıl bu sayı yaklaşık böyle. Üniversitelerde 1 milyon kontenjan var yaklaşık olarak. 500 bin lisans, 500 bin ön lisans. Ve lise son sınıfta 1 milyon öğrenci var. Aslında herkese yetecek kadar kontenjan var. Ama biz o 1 milyonluk kontenjandan 850 bin kişiyi her yıl kaydettirirken 700 bin kişi içeriden çıkmaya çalışıyor. Yani biz bir yerde çok ciddi hata yapıyoruz. Çünkü sizi şöyle yönlendiriyoruz gençler. Ortaokul çağlarınızda size diyoruz ki oğlum, kızım bir sene sık dişini iyi bir liseye kapağı attığın zaman gerisi zaten kolay. Bunu kimler duydu gençler orta sonda? Güzel. Ee, şimdi lisede şunu kimler duyuyor? Oğlum, kızım bir sene sık dişini iyi bir üniversiteye kapağı attın mı gerisi zaten kolay. Kimler duyuyor? Çok güzel. Bir sene dişinizi sıkıp üniversiteye kapak katınca kolay olacağına inanan var mı aranızda? Nereye kapak atacaksın kardeşim? Üniversite olsun, taştan olsun, hocam diyor ki o stime kapağı attı mı gerisi zaten kolay. Arkadaşlar hayatınızın herhangi bir döneminde bir sene dişinizi sıktınız ve kapak attınız diye gerisinin kolay olması imkansız. Daha önce tercih dönemi yaşayanlar varsa kendi evinde abisinden, ablasından görmeniz lazım ki tercih sınavdan daha zor. Tercih bittikten sonra üniversite hayatı, üniversite hayatında gireceğiniz sınavlar tercihten daha zor. Üniversite bittikten sonra hangi şirkete gireceğinizi seçmek üniversite sınavından daha zor. Şirketi seçtin, transfer teklifi geldi. Gideyim mi, kalayım mı? Üniversite sınavından daha zor. Hayat dönüm noktaları ile dolu. Şirketi seçtin, transfer oldun, geçtin, kendi işimi kursam mı? Hayat bugünkünden daha zor. Hayatınız boyunca sürekli dönüm noktalarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Ve bu sınav bence Hayatınızın geri kalanındaki en önemli dönüm noktası değil. Sınav sonuçları açıklandığında insanlar size nereyi kazandığınızı, hangi üniversitenin hangi bölümünü kazandığınızı soracaklar ve o dönemde herkes kariyer danışmanı olacak. Komşunun makine mühendisi e, amcaoğlu sana diyecek ki sağlık sektörü seç, önü çok açık. Hayatının geri kalanında herhangi bir sektörü seçtin diye önün açık olmayacak haberin olsun. Ve herkes çok akıl verecek sana. Sınavdan sonra puanını soranlar, sıralamanı soranlar, nereyi kazandığını soranlar muhteşem tepkiler veriyorlar. Bana da sordular. Ben Türkiye'de 3600. olmuştum. Nereyi kazandın dedi bir amca. Koç işletme dedim. Olsun dedi. Çünkü onun için ben dandik işletme mezunu olacaktım, en azından bir diploman olacak dedi. Çünkü doktor olamamıştım, mühendis olamamıştım, öğretmen olamamıştım, mimar olamamıştım, hiçbir halt olamamışım, en azından bir diplomam olacak. Hayatınızın geri kalanında böyle düşünen insanlarla karşı karşıya kalıp, onlarla iş yapıp para kazanmayacaksınız. Peki ne olacak önemli olan? Bakalım basınca bu sefer çalışacak mı? Evet. Kaç yıl çalışacaksınız, bilen var mı? Kural bir. 20 yıl 30 yıl çalışma devri anneler babalar zamanında kaldı. Gençler siz yaklaşık 50 yıl çalışacaksınız ve diplomanızın geçerliği çok hızlı gidecek. Aynen az önce Sait Hocam'ın söylediği gibi. Peki değişim başladı. Nasıl değişim başladı? Mesleklerin şekil değiştirdiği ve aynı zamanda yeni mesleklerin türediği yepyeni bir değişime girdik. İki ayrı bilgiyi bir araya koy şimdi. 50 yıl çalışacaksın ve sürekli dünya değişiyor. Neden dünya bu kadar hızlı değişiyor? Çünkü iletişim çağındayız. Eskiden birileri Amerika'da bir şey çalışırken Rusya'dakinin ondan haberi olmuyordu. Yıllar sonra haberi oluyordu. Rusya'daki onun üzerine bilgiyi 5-10 sene sonra koyabiliyordu. Rusya'dakinin üstüne koyduğu bilgiye 5-10 sene sonra Japonya'daki üstüne bilgi koyuyordu. Şimdi öyle değil. Dünyanın her yerinde üretilen bilgi hızlıca yayılıyor ve üst üste bilgileri çok hızlı koyabiliyoruz. Dolayısıyla Dünya çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Sait Hocam söyledi, dünyadaki mesleklerin 20-30 yıl öncesine göre yarısı kayboldu. Bir yarısı da bundan sonra kaybolacak. Bunu niye böyle de söylüyorlar? Meslekler şekil değiştiriyor. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce var olmayan mesleklerle, 20 yıl önce var olmayan mesleklerle ilgili konuşuyoruz. Şu anda da 50 yıl boyunca çalıştığın süre içerisinde, sevgili kardeşim, bugün adını duymadığın meslekleri yapacaksın. Ve biz üniversiteler olarak sizi gelecekte hangi meslek olduğunu bilmediğimiz mesleklere hazırlamak için bölüm seçtiriyoruz. Hangi bölümden mezun olunca sosyal medya uzmanı oluyorsun mesela? Yapay zeka uzmanı olmak için gidilecek bölüm var mı? Niye yok biliyor musunuz? Çünkü üniversitelerde bir bölümün açılabilmesi için en az üç tane doçent ya da profesöre ihtiyaç var. Dolayısıyla o kadar profesörün yetişmesi için en az 15 tane gerekiyor. Ama dünya o kadar hızlı değişiyor ki bizim çağımıza ayak uydurabilecek kadar hızlı üniversiteler akademik olarak buna ayak uydurmaları çok mümkün değil. Peki asıl derdimiz ne? İş ve para bulmak. İş bulmak, para kazanmak. Arkadaşlar iş bulmanın garantisi referans. Hayatınızın geri kalanında iş bulurken referansla iş bulacaksınız. Türkiye'de ve dünyada işe girenlerin yüzde sekseni referansla iş buluyorlar, torpille değil. Şirketlerin yüzde sekseni referansla iş buluyor ki ben eminim Ostim'de de durum aynı şekildedir. Çünkü insanlar sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuza, işinizi ne kadar iyi bir düzgün yaptığınıza ve ne kadar karakteri düzgün iyi insan olduğunuza bakıyorlar ve size kefil oluyorlar, kapıyı açıyorlar. İTÜ ODTÜ Boğaziçi Koç Sabancı Bilkent şu anda bunlardan birinden mezunsan evet birkaç adam öndesin gibi gözüküyor. Ama Türkiye'de 206 üniversitenin içinde onlarla yarışacak kadar yatırım yapan ve harika mezunlar veren bir sürü üniversite olmaya başladı. Sadece üniversitenin ismine takılmayın. Bir başka derdimiz ne? İş bulmakla ilgili sektörler. Az önce gördük arkadaşlar Burak Hoca en çok hangi bölümlere daha fazla talep olduğunu gösterdi. Bir, bilişim, bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği. iki hukuk. Üç, tıp, sağlık. Sağlıkta 2 yıllıklarda üçüncü ya da dördüncü sırada tıbbi görüntüleme teknikleri vardı. Bu konuda attığım bir tweete yaklaşık bir ay önce bir genç bir tweet attı ve dedi ki KPSS ön lisansta 536. oldum Türkiye'de 91.5 puan yaptım tıbbi görüntüleme teknikleri mezunuyum atanamadım tanıdığınız bildiğiniz bir hastane var mı yani en önden tercih edilen o bölümlerden mezun olduğunuzda bile atanma garantiniz yok. Yani devlete atanma garantisiyle seçim yapılmaz. 5 yıl önce mezun olan PDR mezunları anında atanıyordu. 5 yıl önce tercihlerinde kesin atanırsın diye PDR mezunlarına yol veren hocalarımız geçen seneki mezunlardan sağlam küfür yediler. Çünkü geçen seneki mezunların %50'si atandı ve atandıkları ilçeleri hayatlarında ilk defa duymuşlardı. Yani devlete kapak atarak bir iş bulmayı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sevgili aileler devlete kapak atmak toplam istihdamın %4'ü falan. Türkiye'de 32 milyon istihdam edilen çalışmak isteyen iş gücü var. Bunun yaklaşık 4 milyonu işsiz. Kalan 28 milyonun yalnızca 2,5 milyonu devlet memuru. 600-700 bin devlette işçi var. 2,5 milyon devlet memurunun 1 milyonu öğretmen. 400 bin atanamamış öğretmen var. Zaten öğretmenlikte garanti bitti. Kalan 1,5 milyonun 250 bini polis, 250 bini asker. Orada da bir iş garantisi falan kalmadı. Polis alımı durdu. Şimdi askerlik sayısı biraz artacak. Kalan 1 milyon devlet memuriyeti 25 milyon özel sektör. Özel sektörde 25 milyon kişi çalışıyor ve biz özel sektöre göre değil kapak atacağımız lisans programlarına göre tercih yapmaya çalışıyoruz. Şirketler size üç temel soru soracaklar. Şirketlerin tamamının büyük veya küçük sordukları sorular belli. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz ve neden sizi seçelim? Bu üç temel soruyu ben tercih dönemlerinde gençlere soruyorum. Şu şekilde. Bana kısaca kendinden bahseder misin? İster Galatasaray Lisesi mezun olsun, ister Robert Kolej mezunu olsun, ister Meslek Lisesi, ister İmam Hatip, ister Anadolu, ister Temel Lise, ister Kolej. Bir dakikada kendini anlatabilecek kadar kendini tanıyan gençler yetiştiremedik. Siz tercih döneminde kısaca kendinizi anlatın dediğimizde kendinizi anlatamıyorsunuz. Çünkü kendinizi tanımıyorsunuz. Kural bir, Lütfen kendinizi tanıyın. Kural 2. 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını hayal edip düşünüp hedef belirlemiyoruz. 10 yıl sonra 20 yıl sonra nerede olduğunu düşündürtemez hale getirdik sizleri. Çünkü ilkokuldaki hayal gücünüzü ortaokulda TEOK'la, vesaire vesaireyle durdurduk. Liseye geldiğiniz üniversiteden hemen sonrasından fazlasını hayal edemez hale geldiniz. Önemli olan 40 yaşında nasıl bir hayat yaşıyorsun? Bunu sorduğumda verilen cevap dubleks bir evde ailemle çocuklarımla bahçede oynuyorum. Abi o değil o pazar günü. Ben sana salı gününü soruyorum. Salı günü ya da perşembe günü neredesin? Nasıl bir ortamdasın? Ne yapıyorsun? Bu hayattan mezun olmak için Yapacağın şeyler değil bu hayatta nasıl bir hayat geçirdiğin önemli. Peki bununla ilgili sorulara da kendini tanımakla ilgili çok kısaca şöyle cevap vermek yeterli belki de. Meslekleri kategorize ederek biraz daha derli toplu hap gibi size sunmak için normalde konuşacağım şeyleri biraz önce sunumlaştırdım. Daha önce kullandığım sunumlardan. Bakın bütün meslekler üç temel kategoriye ayrılıyor. Ya işinizi yüzde seksen insanlarla iletişim halinde yapıyorsunuz, yüzde yirmisinde yalnızsınız. Ya işinizin yarısı insanlarla yarısı yalnız çalışarak yapılıyor. Ya da yüzde seksen yalnız çalışıyorsunuz, yüzde yirmi insanlarla çalışıyorsunuz. Az sonra hangi kategorinin ne gibi işler yaptığını basitçe anlatacağım size. İki, işin sonucunda ne çıksın istiyorsun? Eğer işinin sonucunda bir şey üretmiş olmak istiyorsan, üretmeyi seven kişiler genellikle yüzde seksen yalnız çalışmayı tercih edenler oluyor. Çünkü birileriyle iletişim halindeyken üretemezsin. Eğer işinin sonucunda var olan şeyleri geliştirmek istiyorsan, mesela yapay zeka var olan şeyleri geliştiriyor. Bunu yapmak istiyorsan genelde vaktinin yüzde insanlarla yüzde yalnız geçirmeyi tercih ediyorsun. Eğer işinin sonucunda insanları mutlu etmek ve onu görmek istiyorsan, sen muhtemelen çok dışa dönük ve insanlarla iletişim halinde iş yapmak isteyen bir gençsin. Peki, ikna veya pazarlık etmek gibi başlayan insanlarla iletişimin sadece 4-5 ana temel başlığı var. Burada biraz daha ikna ve biraz daha sert bir iletişim var. Burada yardım etmek var. Özel durumu olanlar ve benzeri. Burada ekibin içinde birlikte iş yapmak var. Burada incelemek, dokunmak, yazmak ve benzeri şeyler var. Burada da dinlemek, analiz etmek, anlamaya çalışmak var. İnsan iletişiminin alt kategorileri bunlar. İletişim kurmak istiyorsan genellikle bunlardan bir tanesini yapıyorsun. Peki yalnızken neler yapmak istiyorsun? O da aslında çok basit gibi gözüküyor. Grupladığınız zaman ya rakamlarla bilgisayar başında hesap kitap yaparak işler yapıyorsun ya okuyarak, yazarak işler yapıyorsun. Ya net ve kesin verilerle veya düşünün fikir üreterek iş yapıyorsun. Ya tasarım gibi işler yapıyorsun elle bilgisayar başında ya da el becerini kullanıyorsun. Yalnızken üretmek için yaptığın şeyler de böyle kategorize edilebiliyor. Şimdi bu kategorileri, kategorilerden yola çıkarak biraz sonra sizi meslek ve bölüm gruplarına götüreceğim. Bakın önce yüzde seksen yalnız kalarak yapılan işlere gidiyorum. Yani üretilen işlere, üretim ve geliştirme, somut, elle tutulur, gözle görülür şeyleri üretenler tarım sektöründe, gıdayla, kimya ile inşaatla elektrikle makineyle ilgilenenler. Yaptığın şeyi somut elle tutulur, gözle görülür görüyorsun. Peki eğer somut el, ama elle tutulur, gözle görülür ve tasarımla ilgili işler yapıyorsan mimarlık, moda, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı gibi şeyler yapıyorsun. Burada biraz daha fizik, kimya, biyoloji vardı. Burada biraz daha işin içine tasarım girdi. Peki sen yine tasarım yapmak ama gözle görülse yeter, elle tutulmasına gerek yok dediğin şeyler yapıyorsan ...görsel tasarım, grafik tasarım, sinema, televizyon, animasyon gibi işler yapıyor olacaksın. Bunların hiçbiri insanlarla iletişim halindeyken yapabileceğin şeyler değil. Yalnız olman lazım. Yalnızken takım halinde bir şeyler üretiyor olman lazım. Peki, eğer var olan bir şeyi geliştirmek, iyileştirmek, verimliliği arttırmak istiyorsan... ...yani üretmek değil de, insanları mutlu etmek de değil... ...sen var olan sistemlerin devamını daha iyi yapmayı tercih ediyorsan... ...kamu, uluslararası ilişkiler, reklamla ilgili alanlar... ...eğer bunu... Biraz daha sayısal verilerle destekliyorsan lojistik, dış ticaret, havacılık, denizcilik, finans, ekonomi, iktisat gibi alanlara kayıyorsun. Bakın burada insanları mutlu etmek öncelikli olarak görerek iletişimle yaptığın şey değil. Burada var olan şeyleri geliştirmek var. Eğer insanları mutlu etmek, iletişim, sayısal bilgiler, sözel bilgiler hepsini bir arada kullanmak istiyorsan işte benim de okuduğum ve kimsenin ilk başa gitmek istemediği dandik işletme Pazarlama, insan kaynakları gibi onun alt dalları. işletmenin çok benzeri olan, sayısal da işletme için üretilmiş şu an endüstri mühendisliği, biraz daha sayısal, hukuk, psikoloji. Burada vaktinin yüzde 50 ila 80 arasını insanlarla geçiriyorsun. Geri kalan vaktinde sayısal ve sözel şeylerle uğraşıyorsun. Niye böyle basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum? Çünkü nokta atışı bir bölüm seçmeye çalışarak kendinizi geriyorsunuz. İster sayısalcı, ister sözelci, ister iştarlıkçı olun. İnsanları mutlu etme ve iletişim, sağlık, psikoloji, turizm, perakende, eğitim tamamında birebir de insanları mutlu etmek var. Bir şey üretmiyorsun. Var olan şeyleri geliştirmek değil tamamen insan odaklı iş yapıyorsun. Genelde yüzde seksen insanlarla olmayı tercih edenler bu tip işler yapıyorlar. Bakın burada bir kavram kargaşası oluyor. Bu anlattıklarım aslında işler. Ne iş yapacağınızı bulmanız lazım. Biz tercih yaparken meslek, bölüm, sektör, departman kelimelerini karıştırıyoruz sektörler var. Bakın sağlık sektörü gelişiyor. Lojistik sektörü gelişiyor. Bilişim gelişiyor. Peki sağlık sektöründe, bilişim sektöründe ve lojistik sektöründe hizmet veren departmanlar yok mu? Var. Bütün sektörlerde finans, bütçe, mali işler var abi. İşletme iktisat dandik bölümlerin kontenjanı bu yüzden fazla. Bütün sektörlerde eğer üretim yapıyorsa lojistik ve dış ticaret var. Bütün sektörlerde pazarlama pazarlama, iletişim, insan kaynakları var. Bütün sektörlerde hukuk var. Yani sen bilişim hukukuyla, sağlık hukukuyla ilgilenecek olabilirsin. Sağlık sektörü gelişiyor diye tıp okumak zorunda değilsin. Lojistik sektörü gelişiyor diye lojistik okumak zorunda değilsin. Yani sektörlerin gelişmesi o sektörün core business'ını, ana işini yapıyor olmanı gerektirmiyor. Her sektörde satış departmanı, satın alma departmanı, müşteri hizmetleri var. Ve biz bunlarla sektöre direkt olarak meslek olarak yapılacak şeyleri karıştırdığımız için mühendislikler, tıp, hukuk öncelikli tercih ediliyor. Ama sen tıp okuduğunda lojistik sektöründe iş yapmayacaksın abi. Sen eğer hukuk okursan farklı sektörlerde iş yapabileceksin. Genelde TM programları tüm sektörlere hizmet eder. Sayısal programlar üretir ya da belli sektörlerin temelini oluşturur. Sözel programlar da benzer şekildedir. Bakın bütün meslekleri, bütün departmanlarla birleştirebilirsiniz. Bu kavram kargaşasına kavram kavram kargaşasının içinde kaybolmayın. Bölüm seçmeyin. Bilmediğiniz meslekleri seçmek zorunda değilsiniz ne iş yapacağınıza bakın. Hayatınızın geri kalanında 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl boyunca uyumak dışında kalan vaktinizin yarısından fazlasında ne iş yapmak istiyorsunuz? Hesap kitap yapmak mı? Bir şey üretmek mi? Var olan şeyleri geliştirmek mi? Az önce anlattıklarım. Çünkü muhtemelen yapacağınız iş değişmeyecek. Mesleklerin isimleri değişecek. Sektörler gelişecek ve değişecek ama siz benzer işi yapacaksınız. Doğru olan sevdiğiniz istediğiniz ve yapabildiğiniz enin yapabildiğiniz şeyi iş olarak yapmak. Ben eğitimlerde diyorum ki ben sabahtan akşama kadar sadece ve sadece en sevdiğim şeyleri yapıyorum. Üstüne bana para veriyorlar. Ben çalışmıyorum diyorum. Çünkü ben çalıştığımı hissetmiyorum. Benim için cumartesi pazar aç, tok, uykulu, uykusuz fark etmiyor. Ben fikir ve proje ürettiğimde, ben insanlarla iletişim kurduğumda mutluyum, huzurluyum. Dolayısıyla başarılı olup üstüne para alıyorum. Yani ideal olan en sevmediğiniz dersi eğer varsa ki hepinizin var. En sevmediğiniz dersi hayatınız boyunca sevmeye sevmeye iş garantisi var diye yapıp para almak değil. İdeal olan en sevdiğiniz dersi iş garantisi olmayacak diye düşünseniz bile yapıyor olmak. Peki bir de sektörlere girelim. Danışmanlık sektörü, finansal hizmetler. Bakın bunların hepsi şekil değiştirecek, hiçbiri bitmeyecek. Hepsi şekil değiştirecek. Sigorta, aracılık hizmetleri, lojistik, hava, deniz, dış ticaret. Hem departman olarak hizmet veriyor bazı yerlerde hem de başlı başına sektör havacılık denizcilik. E-ticaret, bilişim, telekom, telekom artık iletişim sektör, üretim, üretim sanayi, üretim arge. Bunların hepsi farklı farklı sektörlerde yapılan işler arkadaşlar. Otomotiv, tekstil, mobilya, beyaz eşya, Herhangi bir bölümden mezun olduğunda bu sektörlerde çalışabiliyorsun. İnşaat, gayrimenkul, emlak, inşaat mühendisliği, mimarlık sadece iş yapmıyor. Jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi de o sektörde iş yapıyor. Sektörle bölüm ismini karıştırdığımız yerlerden biri daha. Kimya, malzeme, çevre hepsi kimya temelli. Kozmetik, enerji, maden, tarım, gıda, sağlık, eğitim, sosyal hizmet, sivil toplum örgütleri. Bakın bunların hepsinde iş var arkadaşlar. Bunların hepsinde iş var ama sıkıntımız nerede biliyor musunuz? Türkiye'de ve dünyada yapılan araştırmalar diyor ki mezunlar iş dünyasının istediği gibi değil. Zaten sanıyorum Austin Teknik Üniversitesi de buradan doğdu. Mezunlar iş dünyasının istediği gibi olmuyor. Dünyada bir sürü araştırma yapılıyor. 4,5 yıl önce Pearson dünyanın en büyük eğitim şirketlerinden biri Türkiye'ye geliyor ve diyor ki biz Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin 150'sine soracağız. Eylül, Ağustos 2014, Eylül, 14, Eylül 2014 arası iki ayda 150 büyük şirkete soruyorlar. Bu soruların bir kısmını az önce Sait Hocam sabah gazetesinde yayınlanan şeylerden e, araştırma sonuçlarından gösterdi. Ben biraz daha uzatacağım listeyi tamamı sizin işinize yarayacağı için. Pearson soruyor şirketlere. Diyor ki Kardeşim diyor yeni mezun adaylardan genel olarak ne bekliyorsunuz diyor. En başta yabancı dil var, ikinci sırada de deneyim var. Toparlanmış halini sunacağım az sonra. O yüzden buralara çok takılmayın. Sonra soruyor diyor ki genel teknik özellik olarak ne bekliyorsunuz diyor. Bakın bu liste dünyanın en zengin adamının Bill Gates olmasının sebebini gösteriyor. İlk 6 sıranın 4 tanesi Microsoft Office programları. Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Kişisel özellikler ve çalışma becerileri. Neye dikkat ediyorsunuz diye soruyorlar. Çalışma becerilerinde birinci sırada iletişim, ikinci sırada takım çalışması. Aslında üçte ve altıda çözüm odaklı olma. Yani ilk üç. İletişim, takım çalışması, çözüm odaklı yaklaşıp problem çözme. Sonra en çok neye dikkat ediyorsunuz diye soruyorlar. Birinci sırada iletişim, iletişim, iletişim var. Çünkü siz WhatsApp'tan sevgilinize seni seviyorum diyorsunuz. Instagram'dan engelleyerek ayrılıklar başlıyor. Instagram'daki fotoğrafları çıkarttığın zaman anlıyoruz ki ayrılık başlamış. İletişim kurma konusunda sıkıntılı bir nesil yetiştirdiğimiz için sürekli farklı farklı iletişim yöntemleri buluyorsunuz. Gençler yüz yüze iletişim istiyor iş dünyası. İletişim kurabilen mezun istiyor. Bakın mülakatta dikkat edilen konulara. Mülakatta dikkat edilen konuların hiçbirinin teknik bilgilerle alakası yok. İletişim, 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 iletişim. Kendini ifade edebilme, iş, iletişim. Kılık kıyafet, Hedef kitleye göre giyinmek, iletişim, diksiyon, iletişim, iş bilgisi %14 5. sırada. Tavır ve hareketler, iletişim. Yani mülakatta kendini ne kadar ifade edebildiğinle işe giriyorsun. Öyle ne kadar iyi teknik bilginin olduğuyla değil. Çünkü zaten şirketler diyor ki kardeşim diyor, en büyük eksikleriniz bunlar. Siz tecrübesiz geliyorsunuz, ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz, beklentiniz yüksek. Ama biz size baktığımız zaman Üniversitelerin sizi doğru düzgün yetiştiremediğini görüyoruz, yüzde 66'ımız kendimiz eğitim programı geliştirdik, sizi yeniden yetiştiriyoruz diyorlar. Şirketler sizi yeniden yetiştiriyor. Çünkü görüyorlar ki biz sizi iyi yetiştiremedik. Çünkü biz size gereken işleri, gereken yetkinlikleri, gereken becerileri öğreten bir eğitim sisteminin içinde değiliz. Üniversiteden sonra hayatınız boyunca lazım olacak olan şeyler bunlar. En büyük farklılıkları görüyor musunuz? Takım çalışması 95 istiyor şirketler, 49 da geliyor. 46 puanlık fark var. İletişim 93 istiyor şirketler, 54 puanla geliyor mezunlar, 39 puan fark var. Problemleri çözebilme, şıklardan çözmeye alıştınız, şıklar olmadan problem çözmenizi bekliyor iş dünyası sizden. Şıklar var mı hocam? Hiç problemde şık sunuyor musunuz gençlere? Gerçek hayatta şık yok arkadaşlar. Siz var olan problemlere çözüm üretmek için çalışacaksınız. Tüm bunlardan sonra özet ve sırayla. Birinci sıra iletişim. Okumak, yazmak, dinlemek, konuşmak hepsi iletişimin parçası. İletişim öğrenmeniz gerekiyor. İkinci sıra. Bu arada sunum becerisi, sunmayı, network yapmayı, insanlarla tanışmayı öğrenmeniz gerekiyor. İki, takım çalışması. Takım çalışmasında yetkiyi devretme, müzakere becerileri, toplantıyı yönetme. Bir saatlik toplantıların sonucunda hiçbir sonuç elde etmediğimiz binlerce toplantı yapıyoruz iş hayatında. Takım çalışması yapabilen, bunların görev dağılımını yapabilen ve toplantıları düzgün yönetebilen mezunlar istiyor şirketler. 3 çözüm odaklı olma, problem çözme, girişimci olmak yalnızca kendi şirketini kurmak değildir. Yenilikçi ve yaratıcı düşünme, eleştirel düşünmektir. Problemlere eleştirel düşünceyle yenilikçi ve yaratıcı çözüm üretmektir. Kurum içi girişimcilik diye bir şey vardır. Girişimci olmanızı bekliyor iş dünyası. Öğrenmeyi öğrenmezseniz 50 yılın ilk 10 yılından sonra çuvallarsınız. Çünkü sürekli yeni şeyler öğrenmeniz gerekecek. Ben 2007 yılında pazarlama yüksek lisansını bitirdim. Master, master uzman demek. Ben uzmanım pazarlama konusunda ama 2007 yılında dijital pazarlama diye bir şey yoktu bana öğretmediler. 2007 yılında SMS de marketing yoktu. Cep telefonu vardı ama akıllı telefon yoktu. O yüzden sürekli yeni şeyler öğrenmek zorundasınız. Hayat çok hızlı değiştiği için. Öğrenmeyi öğrenmezsen çuvallarsın. Ofis programları bilgi teknolojilerini kullanmak, yalnızca ofis programları değil, bilgi teknolojileri, hayatımızı kolaylaştıran sürekli application'lar geliştiriliyor. Kullanmayı bilirsen zamanını daha iyi yönetirsin, daha verimli olursun. Dil, niye lazım biliyor musunuz? Çünkü dünyada üretilen bilginin yüzde sekseni İngilizce üretiliyor. Türkçe bilirsen tek şey öğrenirsin, İngilizce bilirsen çok şey öğrenirsin. Bütün gün A, -A Haber izlemekle, bütün gün H Halk TV izlemekle aynı şey olur senin için. Yani daha geniş bir vizyonla bakmak istiyorsan İngilizce öğrenmen gerekiyor. Karar almak, inisiyatif almak, yetkiyi başkasına bırakmadan kendi kendine karar alabiliyor olman gerekiyor. Kendini tanımak, hedef belirlemek. Ne istediğini bilmezsen hiçbir yere gidemiyorsun. Kendini tanıyıp, hedef belirleyip, kariyer odaklı olup uzun süreli hedeflere ulaşmanız lazım. Arkadaşlar, bu hayat Facebook, Twitter, Instagram gibi çift tıklayınca karşılığını veren bir yer değil. Başarılı olduğunuz anda hemen para kazanmıyorsunuz. Ben 18 yıldır sahneye çıkıp gençlere bir şeyler anlatıyordum. Be anlatıyorum. 500 bin kişi oldu hitap ettiğim. İlk 8 yıl bu işten para kazanmadım. Bence başarılıyım. 3 saat anlatsam dinletirim size. Güzel de projeler üretiyorum ama 8 yıl para kazanmadım. Hayatınız boyunca hemen para kazanmayacaksınız. Çift tıklayınca karşılığını almayacaksınız haberiniz olsun. Motivasyon, istek. Eğer sevdiğin ve yapabildiğin işi yapıyorsan isteğin ve motivasyonun bitmez. Her çarptığında, düştüğünde tekrar kalkmaya çalışırsın. Zaman yönetimi kendini yönetme işleyen iş disiplini. Bir buçuk dakikam kaldı. Zamanı doğru yönetmek için hızlı konuşup hızlı anlatıyorum. Zaman yönetimi bilmeniz gerekiyor. Sektöre uyum, kurum kültürüne uyum. Benim gibi birisini Türksel'de çalıştırabilirsiniz. Kravatsız takım elbiseyle. Ama devlet memuru yapamazsınız. Sektöre uyum önemli bir şey. Sizin kişisel özelliklerinize, kurum kültürüne ve sektöre uyumunuz önemli bir şey. Proje yönetebilmek, planlamak, uygulamak bunu Hesap verilebilir şekilde raporlayıp kendi kendinizin performansınızı takip etmek önemlidir. Kendi 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 kendine performans takibi yapmak. Başka gerçek hayat deneyim ve eğitim. Mezun olduğunuzda, üniversiteyi bitirdiğinizde eğer iş ararsanız muhtemelen işsizsiniz. İş aramaya üniversitede başlamanız gerekiyor. En önemlisi bu arkadaşlar, dürüst, güvenilir, ahlaklı, iyi insan olmak. Bizim bu memlekette iyi insanlara ihtiyacımız var. Her şeyden daha önemlisi. Peki bunu nasıl elde edeceksiniz? Bu kadar basit arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bu yedi tane maddeyi yaptığınızda tüm bunları öğrenebiliyorsunuz. Seminerlere katılıyorsun. Konferanslarda, seminerlerde, panellerde başka insanların deneyimlerinden yararlanıyorsun. Kulüp etkinlikleri zaman yönetimi öğretir, problemlere çözüm bulmayı öğretir, iletişim öğretir, yazılı iletişim, sözlü iletişim öğretir, takım çalışması öğretir, finansal yönetimi öğretir, bir cebinde kendi paran olur, bir cebinde öteki e, üniversitenin parası olur. Birbirine karıştırıp hırsız olmamayı öğrenirsin, etik değerleri öğretir. Kulüplerde aktif olun. Sosyal sorumluluk projeleri, STK'larda çalışmak, dernek, vakıf ve benzeri. Kendinizi bunlarla geliştirdiğiniz zaman bu biraz önce saydığım özelliklerin birçoğunu öğrenirsiniz. Staj ve iş, İşe girmek zordur, staja girmek kolaydır. Staj yaptığınız yerde işe girmek çok kolaydır. O yüzden staj yapmak önemlidir. Şirketler stajyerlerine işi öğretmişken almayı tercih ederler. Proje ve vaka çalışmaları. Dördüncü sınıfta proje çalışması. Git şirkette yap. Ostim Teknik Üniversitesi'nin sistemi çok güzel gözüküyor. Hobiler. Spor, sanat, müzik, sinema, tiyatro, edebiyat, şiir, dans. Ben basketbol sayesinde zaman yönetimi, Basketbol sayesinde takım çalışması, basketbol sayesinde pes etmeme, basketbol sayesinde karar alma, şut mu atayım pas mı vereyim hepsini basketbol sayesinde öğrendim. Ama biz size diyoruz ki lise sona geldiğinizde bir sene sık dişini, bu sene hobilerini ara ver. Ve hayatınızın geri kalanında ne kadar çok işe yarayacağını bilmiyormuş gibi bıraktırıyoruz. Yurt dışı deneyimi başka memleketlerde yaşayan insanlara saygı göstermeyi bilmezsek eğer şu anda Türkiye'de birbirimize yaptığımız gibi hayatımızın geri kalanında başarılı olma ihtimalimiz yok. Teşekkür ederim. En çok alkışı bir cumartesi gününü hala yeni şeyler öğrenmeye açık olarak gelen öğretmenler hak ediyor. Onları alkışlayıp böyle bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim.